maçın değerlendirmesi. Yani şunu söyleyeyim hafta içerisinde çalıştığımız Fenerbahçe'nin hemen hemen tüm ataklarının kenar ucumlarında yetenekli oyuncularıyla gol bulmaya çalışan artı direkt ucumlarda ve dönen toplarda etkili olmaya çalışan bir takım. Bugün yine onların kenarda oynamasını özellikle müsaade ettik. Bir fazla oyuncuyla Hatta bazen iki fazla oyuncuyla ki buna rağmen Fenerbahçe'de çok e, yetenekli oyuncu olması olmasından dolayı orada etkili oldukları alanlar da var ki attıkları ilk gol gerçi yine bizim hatamızdan oldu. İkinci yarı 2-0'dan sonra oyunun bir bölümünde ki bana göre kırılma noktası da, da olabilir. Ezen'in kendi başına bireysel e, penaltıyı alması bizim maça e, tut, tut, tutundurdu. Bu da önemli bir şeydi. Buna da ihtiyacımız vardı. Sonrasında risk aldığımızda ön alan baskısı yaptık. Bunun da karşılığını bulduk. Ee, pozisyonlara baktığımızda öncesi ve sonrasıyla beraber beklediğimiz hızlı ucumlar özellikle iki, ilk yarı bir iki tane var. Ee, i̇kinci yarı çok fazla yok. Yani belki bir belki iki tane. Dolayısıyla Kadıköy'de bu ambiyansta bu durumda ancak bu kadar yakalayabilirdik ve bu bunların bugün üç tanesi oldu. Normalde biz e, şu ana kadar oynadığımız maçların tamamında bundan çok çok daha fazla pozisyona girip daha goz, az goller atabildik. Bugün nasip oldu buna abartmanın bir manası yok ama e, neticesinde bir puan aldık. E, bizim için her maç hayat önem taşıyor. Haftaya Giresun bizim rakip olarak gördüğümüz takımlardan bir tanesiyle güçlü bir takımla oynayacağız, coşkulu bir takımla oynayacağız. Buradan bir an önce evet önemli bir şey bu ama. E, Değeri de var bir puan olarak. Onun dışında bir an önce dönüp Giresun maçına hazırlanmamız lazım. Oyuncularımın verdiği mücadeleden giren çıkan herkese hepsine teşekkür ederim. Çünkü çok eksik oyuncuyla gelmiştik buraya. Bence hak ettik bir puanı. Ama dediğim gibi bazen girdikleriniz olur. Bazen daha fazla girersiniz olmaz. Ama İstanbul Spor olarak ben lige renk kattığımızı düşünüyorum. İyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Planlı oynadığımızı düşünüyorum. Hatta... Ee, belki de ilk kez e, bir formasyon üzerinde e, iki şeklinde oynadık. Normalde biz e, tekrarlarımız hemen hemen her formasyonda bir an önce e, dönebilen bir takımız Bunu çok tekrar ettik, çok çalıştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Ya, oyunun üzerinden konuşacak konuşacak olursak plan şu: İkinci bölgede. 4-3-3 formasyonumuzda bir bekleme şeklimiz var. Bunda detaylar çok önemli bizim. Bu Tekrarımız çok olan bir şey bu. Bunu birkaç formasyonda yapıyoruz. E, dediğim gibi Fenerbahçe'nin oyununu kenardan oynadığını bildiğim bunun üzerine analizi yaptık, bunun üzerine çalıştık. Bir fazla oyuncuyla karşılamamıza rağmen kenarlarda sıkıştırmamıza rağmen yine etkili oldu Fenerbahçe. E, attıkları goller çok beklediğimiz goller değil açıkçası bir tanesi e, yanılmıyorsam üçüncü gol eve gol direkt ucumdan ciddi bir hata i̇lk, ilk gol hata denilebilir. İkinci gol Arda'nın e, çok klas vuruşu. Oyunun bir bölümünde değişiklikle oyuncularım da biliyor bunu. Ee, ön alan baskısı yaptık. O söylediğiniz dönemde o değişikliklerden sonra ön alan baskısında yine bizim e, çalıştığımız tekrarlarımız var. Başarılı olduk diye düşünüyorum. Ama e, o söylediğiniz şey de bence değerli. Oyuncu performansı, yani burada Topalli'nin girdikten sonra yaptıkları, Emir'in asisti Eze'nin maça bizi döndürmesi ki son golü de at atmasıyla beraber çok güzel işler yaptı. Ama totalde Fenerbahçe bu kadar az pozisyon belki de bir bize buldu. Net olarak yani özellikle böyle bir ambiyansta bu coşkulu taraftar önünde topu bu kadar rakibe bırakan bir taraf olarak söylüyorum bunu. Çünkü dersimize çok çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Ama neticesinde bir puan, üç puan olabilir miydi? Böyle bir beklenti vardı ama çok cüzi bir şeydi bu. Bu da maç öncesinde söylediğim bir şeydi zaten. Ben geçen hafta hakemle ilgili, hakemlerle ilgili konuşmadım ki özellikle hakemlerle ilgili konuşmayacağım diyorum. Bir gün konuşursam üç kelime ya da cümleyi bir cümlede üç kelime olabilir, belki fazla olabilir. Dolayısıyla yine bugün de konuşmayacağım. İlk kule hatırladığım yani yanılmıyorsam kenardan bir orta Alple Pedro'nun bir Pedro yani açıkçası tekrar da görmem lazım. Kurallarda benim e, aslında kabul etmediğim şeyler de var onu da söyleyeyim. Yani vurduktan sonra mı temas ediyor, önce mi ediyor birçok penaltı pozisyonları var böyle e, hak verirsiniz. Yani oyuncu Topa vurduktan sonra ayağın ayağa gelmesi, kafanın kafaya gelmesi, bir temasın olması, şimdi bu bence biraz daha doğru değerlendirilmeli. Futbolun içerisindeki insanların bunu böyle çok daha detaylı değerlendirmeleri lazım. Dolayısıyla o pozisyonu tekrar izlemedim. Şu an ne söylesem yanlış konuşurum ama temas yok ise vurmadan önce gol olmalı bence. Benim fikrim bu. Başka pozisyonu var mı? bilmiyorum yani pozisyonu görmedim tekrarını çünkü. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. <laughs>